Fiziki altın mı alalım? Sanal altın yani online altın mı alalım? Sorusu çok fazla soruluyor. Arkadaşlar bunun aslında cevabı psikolojik. Nasıl psikolojik? Ekonomik bir konu değil bu. Şimdi ekonomik olarak cevabı duruma göre değişmekle beraber bazen online altın aldığınızda çok çok daha avantaj sağlayabiliyor. Ama burada psikolojik faktör çok önemli. Eğer bunu fiziki olarak alırsanız elinize dokunduğunuz için, bunu alıp kasaya koyduğunuz için, gözlerinizle gördüğünüz için, bu beyinde yine daha önce kredi kartı örneğinde anlattığım için harcama veya harcamama davranışları çok çok daha değişiyor. Yani şöyle örnek vereyim. 10 bin liralık internette, bankada bir altınınız var, tamam mı? Eğer bir araba, o araba fiyatı araba olmaz, saçmaladım şimdi de araba değil de ne bileyim, bir telefon görebilirsiniz. 10 bine pek telefon da yok artık ama telefon gördünüz diyelim veya ne bileyim bir tatil gördünüz diyelim. Tak diye onu bozabilirsiniz ve o parayla o tatile veyahut da o şeye veya bir ayakkabıya, çantaya geceliğin 2 dakikada satıp havale yapabilirsiniz. Ya da sabahleyin tık diye onu alıp oraya yollayabilirsiniz. Ve bunu yapmak çok kolay. Bir tuşa bakıyor. Fakat eğer bunu online almadıysanız, kasada aldıysanız ve küçük küçük böyle parçalar halinde aldıysanız, gideceksiniz, atlayacaksınız bankaya, kasadan çıkaracaksınız. Kasadan çıkardıktan sonra onları alacaksınız, tek tek koyacaksınız. Ondan sonra bir kuyumcuya gideceksiniz. Kuyumcudan o parayı çekeceksiniz. Parayı çekerken tek tek o parayı sayacaksınız. Yolda altın taşırken başıma bir şey gelmesin. Ondan sonra parayı aldım kasadan, şeyden, kuyumcudan, yolda götürürken, bankaya yatırırken başıma bir şey gelmesin vesaire derken, alacağınız şey neyse, işte bir çantaysa, telefonsa vesaire, çok çok elzem, şart bir şey değilse o isteğiniz geçecek ve alım kararından vazgeçeceksiniz. Çünkü vicdanınız el vermeyecek. Çünkü ona bizzat dokunduğunuz için. Daha önce de anlattım size. Kredi kartının kullanım amacı da bu zaten. Yani dokunmadığınız bir şeyi, bir parayı çok rahat harcayabiliyorsunuz ama dokunduğunuz bir parayı ya da dokunduğunuz bir altını ya da yarın gün bu tapu için de geçerli. Bir tapunuz var diyelim böyle. 30 bin liralık küçük bir tapunuz var. Çok önemsiz bir yer ama bir de 30 bin lira. Onu gidip de ta tapuya gideceksiniz, satacaksınız, o parayı çekeceksiniz, gideceksiniz, o çanta alacaksınız. O kolay olmuyor. Vicdanınız sızlıyor. Psikolojik olarak buna vücut kabul etmiyor ve 24 saat, 36 saat, 48 saat içinde bir bakıyorsunuz ki o gerçekten ihtiyacınız olmadığını anlıyorsunuz. O ürünün, bu ayakkabıyı da almazsam, bu çantayı da almazsam, bu tatile gitmezsem olur diyorsunuz ve o harcama davranışından kurtuluyorsunuz. Ama eğer bu sanal bir paraysa tık diye satıp hemen harcayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben daima bu tip durumlar için böyle insan psikolojisini, yani tasarrufta en önemli şey insan psikolojisini yönetmek. Çünkü hepimiz etten kemikten yaratılmışız. Bu tip şeyleri kendinizi frenlemek için daima kitapta da anlattım, Nutella etkisi diyorum ben bunu. Yani Nutella'ya ve kavanozu koyarsanız dayanamazsınız, yersiniz. Aynı şekilde o parayı da böyle sanal olarak internete tutarsanız onunla bozup harcamak kolay değil. Ama kasada olursa daha zor olur. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kasada altın alıp kasada tutmak, fiziki almak çok daha iyi. Bunun birkaç nedeni daha var. Diğer nedeni de şu anda son dönemde altın ithalatına bir yasak geldi vesaire. Ve büyük ihtimalle fiziki altın bulmak biraz daha zorlaşacak ve dolayısıyla alış satış arasındaki marj büyüyecek. Dolayısıyla o makas büyüyecek. Satarken zarar edeceksiniz, alırken daha yüksek alacaksınız. Dolayısıyla bu aralar bu alabiliyorsanız, varsa eğer imkanınız, yani fiziki olarak almak çok çok daha avantajlı. Bunun dışında bir diğer nedeni de bankaların, biliyorsunuz, elindeki altınlar dünyadaki herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar çok değil, sanal olarak duruyor ve ona bir karşılık ayrılıyor. Çok teknik bir konu ama aslında çoğu gerçekte olmayan altınlar. Dolayısıyla herkes aynı anda o altınlarını almak isterse bu kadar çok dünyada altın olmadığı için ciddi zorluk olabilir. Dolayısıyla böyle acil durumlar için, kötü günler için mutlaka altını fiziki olarak tutmanız çok çok daha mantıklı. Sevgi ve saygılar.